Selam dostlar, günaydın. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 filan diyerek çıktığımız yol devam ediyor. Neredeyiz? Şile, Harmankaya sahilinde uyandım. Çadırı topladım. Şimdi Ağlayan Kayalar bölgesinden Ağva'ya doğru sahilden gidiyorum. Aslında bundan önce video kaydı almıştım çadırın başında. Yeni uyandığımda falan. Hatta dün gece de bazı aldığım kayıtlar. Ben aldım zannediyormuşum. Kamera fotoğraf modundaymış. Hiç ona bakmadım. Kayıt tuşuna bastığımda ses geldi. Ben kayda girdi zannettim. Halbuki fotoğraf çekmişiz sadece. Ve sabah oradan buraya gelene kadar, yani şu yokuştan şöyle dolandım. Şu çamların arka tarafında kamptaydım, tepede. Oradan buraya da bir iki tane kayıt aldım ama onlar da fotoğraftan ibaret sadece. Bu sebeple yeni buluşuyoruz. Her neyse, en azından erkenden fark ettik ki yol boyu sadece 3-5 fotoğraftan ibaret olmasın. Ağlayan Kayalar plajı burası. Neden ağlıyor bu kayalar? İnip baksak mı? Yola mı gitsek? Bence şuradan tepeden bakalım. Sonra yola gidelim. Gel yoldaş. Haydi dostlar, az gidelim, görüşürüz. Ağlayan Kayalar plajı burası. Bence güzel bir yer. Karşıdaki şu ormanlık alanda dün gece konaklamıştık. Oradan patikadan insek buraya gelebiliyormuşuz aslında ama. Neyse, biz şöyle yoldan dolaşmış olduk. Fark etmez, fazla bir mesafe yok. Hadi gidelim yola, devam. Dostlar, küçücük bir mola. Yokuş çıktım, yoruldum. Daha yeni çıktık yola ama önümüzde bir yokuş daha var. Biraz dinlenmek lazım. Buralar çok güzel. Şurası da yel değirmeni gibi bir şey. Bu kayalıklar bayağı güzelmiş yalnız. Bunların arasında da güzel kamp atılır. Şöyle tepeye doğru çıkacağız. Yine bir yokuş. Şile Uzun Plaj kayalıymış burası. Şile plajı. Haydi gidelim. Yol devam ediyor. Yokuş çıktık. Şimdi bu yol bizi götürecek. Vakit geç olsaydı şurada bir atıl bir villa var. Onun yanına kamp kurardım ama daha vakit erken. Dostlar, önümüzde bir yokuş daha var inceden. Bir tane de fena yokuş çıktık. Bir duvar çıkıntısı buldum. Oturdum, az dinleniyorum. Oy. Şu yoldaşın peşine takılan köpek gitmiyor ya. Saat 10'u 12 geçiyor. Biraz dinlenelim. Bak, hemen duvarın üstüne çıktı bak. Ne arıyorsun kızım sen duvarın üstünde ha? Bak bak. Ne o villa girişlerindeki aslan heykeli gibi oraya çökecek şimdi. Otur. Otur. İlla benim dibimde olacaksın. Otur. Aşağıda otursana. Ne arıyorsun burada? Bak, seni çekemem. Güzellikle söylüyorum, git. Aç kalırsın bizle gelirsen. Yoldaş, şuna hırla bir gitsin ya. Üşt! Hadi git. Yürü. Yürü. Sen dur. Bak, o da peşinden gidiyor. Üşt!
Gel buraya. 100 veriyorsun, gelir tabii peşine. Neyse dostlar, ben az dinleneyim. Tepeye çıktık, devam ediyoruz. Yol güzelleşiyor biraz. Düz gidiyoruz ama yine iniş çıkışlar var. Hemen Karadeniz burada. Ve karşısı da muhtemelen Çayırbaşı köyü. Bunun yol altından geçiyor. Oraya uğrar mıyım? Duruma bağlı. Hadi biraz gidelim bakalım. Ormanların, çalıların arasından. Mis gibi havada. Yavaş yavaş yürüyoruz. Ama yavaş yavaş güneşin önünü perdeleyen bulutlar beni korkutmaya başladı. Yolda yağmura yakalanırsak ıslak havada çadır kurmak zor olacak. Ama saat daha erken. O yüzden gideceğim bakalım. Böyle bulutlu olduğuna bakmıyorum. O muhtemelen hemen yağmaz. Gidelim bakalım. Geldik bir yere, oturduk. Su deposunun üstüne. Burada 3 tane su deposu var. Oradan büyük bir hat geçiyor muhtemelen. Bir barajdan, gölden bir yerden bir şey geliyor bir taraflara ama burayı, ormanı yarmışlar böyle. Eyvallah, sağ ol. Haritada bu açık alan böyle bir yangın şeridi gibi yarık. Bu alan kestirim gibi göründü bana ama sürekli in çık. Muhtemelen buradan bir boru hattı geçirdiler. Bu depolar da burada olduğuna göre. İstanbul'a giden sulardan biri midir? Nedir? Burası böyle sürekli in çık. Ve sırtımıza taşıyacağız çantayı. O yüzden mantıklı gelmedi şu anda. Karşısı, daha doğrusu sol çaprazım Çayırbaşı. Ama yol onun altından geçip gidiyor. Köylerde marketler, kahveler, her şey var. Buralar turistik köyler yine. O yüzden bu köye girmesek de olur. Kabakoz. Bir sonraki köy Kabakoz köyü. Yorgunum. Daha alışamadım yollara. 5 ay yatınca kışın dinlenmek bizi hamlattı. Yeni yeni açılıyorum Karadeniz'e doğru. Bakalım, bir köyden geçelim, biraz erzak depolayalım. Sonra bir yere çadır kurarız. Tabi bu dediklerim akşamüstü 4'e 5'e kadar olacak. Saat daha 11. Bugün erken kalktım, yola düştüm. Böyle yol devam ediyor. Manzara güzel. Yoldaş hemen ayaklandı bak. Gidesi var. Gel kızım buraya. Gel. Haydi dostlar, biz gidelim. Yolda görüşürüz. Şurada su depolarının üzerinde kısa bir moladan sonra yola devam edeceğiz. Dediğim gibi bu ara açık alan daha kestirim gösterse de sıkıntılı. Sürekli in çık ormanların içinden ve hiç köy görmeden gideceğiz. Uzun bir mesafe. Akşamı yaparız orada. Aç kalırız. Biz yoldan devam edelim. Yolda sakin, güzel bir yol. Dostlar, burada dalları budamışlar. Bunlardan kendime bir tane sopa yapacağım çantaya. Geçici bir tahta parçasıyla idare ediyordum ama zor oluyor. Hemen baltayı çıkarıp şunlardan bir ayarlama yapmam lazım. Hadi bir deneyelim. Daha uzun bir güzel bir sap yaptım. Daha iyi oldu. Ötekiyle birlikte destekledim onu. Yeşilliklerin arasından yol devam ediyor. Fena değil. Rahatız. Ağova'ya doğru köylerden gidiyoruz. Muhtemelen yarın varırız Ağova'ya. Yağış olursa belki
Aynı yerde bir iki gün kalırım. Ya nasip. Hadi gidelim. Dostlar, yol ayrımına geldik. Aman ha, çanta düşüyordu. Burası Çayırbaşı köyüne çıkıyor. 1.1 kilometre falan var. Burası da alt taraftan diğer köylerin yoluna doğru Çayırbaşı'nı es geçerek bağlanıyor. Ama burası da dolanıyor. Buradan dolanmak yerine köyden dolanmak daha mantıklı. Aradaki fark 400-500 metre falan olacak galiba. Hem köyün içine bir uğramış oluruz. Çayırbaşı köyüne girdik bir ucundan. Merkezi bu tarafta. Bayırda kalıyor. O tarafa döner miyim bilmiyorum. Kabakos köyü yoluna buradan gitmem 2 kilometre. Alt yoldan gitmem 1.5'tü. Şurada köşede bir market görünüyor. O yüzden buradan dolandım. Bakalım var mı öyle bir yer. Çayırbaşı köyünün gideceğim istikamette çıkışında bir tekel bayi büfe görünüyordu. 500 metre yola fark ettirip oraya uğradım. Şimdi Kabakoz'a 6 kilometre var. Akçakese 8 demiş. İmrenli 13. Kabakoz'a bir varalım. Sonrasını ya nasip. Biraz rampa var önümüzde ama. Hadi gidelim. Manzara hoşuma gitti. Biraz kıvrımlı yol ve karşıda bir yokuş var ama hallederiz bir şekilde. Hadi gidelim. Marketten sonra biraz yürüdüm, çöktüm. Şimdi rampa başlayacak. Şu manzara çok güzel ama yukarısı yine villalarla dolmuş. Orasını hiç beğenmedim ve şantiye aldım. Nerede güzel bir vadi, güzel bir yer var. Hemen çöküyorlar abi. Hemen alıyorlar, satıyorlar. Nasıl oluyor da buralar? Neyse. Yoldaş. Yiyeceksin mi kız? Al. Al yersen burada. Zor bu tepeyi daha açtık. Arkamızda kaldı. Şimdi yokuş aşağı gidiyoruz. Kabakoz köyüne yaklaşık 4 kilometre kaldı. Tepeden indik yine çukura. Tekrar yokuş var. Kabakoz köyüne de 3 kilometre gösteriyor. Böyle çıkacağız rampayı. Sonra şu tepede bir yerde galiba. Etrafa bakalım. Hadi yoldaş, gidelim. Gel. Kalk kız. Şimdi bak, çantayı alınca kalkmaya başlayacak hemen. Yürü. Aferin sana. Kenardan kenardan hadi. Bekle şurada. Otobüs gelsin. Bekle, gel. Gel. Gel buraya. Gel. Arkadaş. Bekle beni. Fena rampalar çıktık. Ta çukurdan tepeye. 2 kilometrelik falan rampaydı. Öyle böyle değil. Şimdi köyün girişi muhtemelen burası. Köy pazarı yazıyor. Havada karışıyor. Yağmur yağmadan bir şeyler düşünelim. Hadi görüşürüz. Dostlar, Kabakoz'a geldik. Köy yoldan aşağıda. Muhtemelen dolaşarak oraya iniyor. Çok dağlık tepelikmiş buralar ya. Daha Karadeniz'e yeni adım attık abi. Buralar böyleyse daha ilerlerini tahmin bile edemiyorum. Neyse, mecbur ineceğiz köye. Biraz dinleniriz orada. Sonra 2 kilometre sonra bir köy daha var. Oraya gideriz. Kabakoz'a tepeden bir iniş yapıyoruz. Caminin oraya bir gidelim.
Gel bu taraftan gidiyoruz. Gel. Kabakoz köyündeyiz. Sağ olsun köy ahalisi beni ağırladılar kahvanede. Şimdi yola devam ediyoruz. Teşekkürler abi. Allah'a emanet olun. Dostlar, Kabakoz köyü meydanında, caminin dibinde 100 yıllık bir çınar var. 100 yılları aşkın. Yaklaşık 900 yıllık olduğu söylediler. Kurtuluş zamanında kaçan Rumlar burada Türkleri bu ağaca asmışlar. Ve yakın zamana kadar çengeller ağaçtaymış. Ağaç onları yutmuş. Hikayesi bu. Dostlar, Kabakoz'dan çıkıyoruz. Köy arkamızda kaldı. Akçakese'ye doğru gidiyoruz. Tam köyün girişinde Kabakoz Market var. İnanmayacaksınız ama ilginç bir şey oldu. Onca İstanbul'un kıyı kesimlerinde şeyden beri, Aydos ormanlarından kalktıktan sonra Sancaktepe, Samandıra, o taraftan beri şey arıyorum. Zaten o videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Kamp ocağı, kamp tüpü. Köylere döndüm. Bulamayız diye ümidimi yitirmiştim. Bir an market raflarında gözüme bir şey çarptı. Kafayı tekrar çevirdim. Aman Allah'ım dedim. Ne alaka? Köy marketinde kamp tüpü. Bir tane kalmış. Ocak sistemi falan da vardı ama benim ucunun o bağlantı şeyleri bende zaten var. Aparatları. Sadece tüp yoktu. Tekrar baktım. Tam da istediğim boyutta. Artık ümidimi yitirmiştim. Ve köyde onu bulduğuma çok sevindim. Şimdi yağmur yağsa da kapalı bir yerde yiyecek bir şeyler, çorba falan yapabileceğiz. Marketten biraz bir şeyler aldım. Yoldaşa ekmek aldım. Maması bitiyor. Velhasıl öyle. Keyfim yerine geldi o tüpü bulunca yani. Şimdi köy çıkışına doğru güzel bir yere çadır kurmayı planlıyorum. Haydi bakalım, yağmur saat 4 gibi yağmur gösteriyor. Yağmur gelmeden işimizi halletmemiz lazım. Az sonra görüşürüz diyelim. Dostlar, Kabakoz köyü ile Akçakese köyü arasındayım. Akçakese köyüne bir yaklaşık 2 kilometre var. 1,5 falan herhalde. Ama rampa. Hava da kapandı, bulutlandı. Yatacak bir yer oralarda bulamayabilirim. Bütün malzemelerim tam. O yüzden yağmur almayacak bir yer buldum. Yeni bir burada viyadük yapılıyor. Otoyol yapılıyor. Köprü altı gibi bir yer. Ama kullanılmıyor şu an. En azından çadıra yağmur gelmez. Yarın kalktık mı tekrar yola düşebiliriz rahat rahat. Neyse, ben bir çadırı kurayım. Sonra yine görüşürüz. Selam dostlar. Neredeyiz? Bugün de köprü altındayız. Böyle uygun gördüm. Sağanak yağmur geliyor. Hatta şu an güneyden böyle ılık ılık rüzgar esiyor. Resmen sıcak yaz rüzgarı gibi çadırın arkasından esiyor. Hava ısınacak gibi eğer böyle giderse. Bugünün de sonuna geldik. Nereden yürüdük biz? Şile'den yürüdük bugün değil mi? Oo. Tam dere ağzına çadırı kurduk. Biz fırtınan geliyor. Yağmur geliyor. Bu saat videoyu kapatıyorum.
girmek kötü oldu. İyi fikir değil. Yoktu böyle bir şey ya. Yoldaş ama benim yatağıma kurulmuş ya. Tozun toprağın içinde kaldık. Sıcak rüzgar esiyor demiştim ama. Birden fırtına vurdu, yağmur da geliyor. Islanmaz diye buraya gidiyorum. Dostlar hala kayıttayız herhalde. Rüzgar köprünün altında çarpıtma yaptı herhalde. Gerçi onunla da alakası yok. Ani yağmur rüzgarı birden çıktı. Çadır komple dağıttı. Ne o çadır direkleri? Allah'tan. Kuytu bir yer bulmam lazım. Tam da yemeğimi yemiştim rahat rahat. Çay yapmayı düşünüyordum ya. Yoldaş da kuytu olarak kaçıyor. Çadır buradaydı arkadaşlar. Bir an önce vardı, bir an sonra yok. Attım hemen kamerayı çadırın içine. Orada hala kayıtta kalmış. Çadır demirleri hepsi dağıldı. Şimdi ne güzel de burayı düzeltmiştim ya. Ocak almıştım daha. Onun muhabbetini yapacaktık. Ne yapacağım ben şimdi ya? Bu taraftan geliyor. Nerede kuytu bir yer bulacağız şimdi? Burası da ne güzel yağmur almaz diye ben buraya yatmıştım. Şöyle dostlar, ben bir dolanayım. Sonra güzel bir yer tekrar bulursam çadırı kuracağım buraya bir yere. Az sonra görüşürüz. Darmadağın olduk. Oy, biraz sıkıntı çektik. Güzellikler, sıkıntılar arka arkaya geliyor. Yapacak bir şey yok. Yol bu. Yağmur almasın diye buraya kurmuştum ya çadırı. Rüzgar bir attı abi. Siz de zaten şahit oldunuz. Darmadağın etti. Poller kırılacak zannettim. Zoraki kurtardım onları hemen. Uçlarını çıkardım, düzelttim. Başka bir yer baktım, rüzgar almayan. Her yerde var abi rüzgar. Sadece köprü altı diye burası değil. Dışarıda da var. Bir yağmur rüzgarı yani. Ben sadece bu tarafa doğru böyle köprü altı olduğu için burada şiddetli zannettim ama her yerde aynı. En azından burada yağmur yok. Bir de bu olay yağmurun içinde gelseydi daha sıkıntı olacaktı. Her şeyde bir hayır vardır diyelim. Şimdi komple sabitledim. Bakın çok fena yaptım ha. Yemin ediyorum temel attım resmen buraya. İnşallah bir sıkıntı olmaz gece. Taşlarla ikinci destek ipleri attım. Bastırdım. Bağlayacak bir yer yok. Koca koca taşlarla. Neyse bakalım. Uy. Şu tüpü bulduğuma sevinemedim ya. Dostlar söylemiştim ya, köy marketinde aradığım tüpü sonunda buldum. Bu kolaylık oluyor. Çay yapmaya, yemek yapmaya, yağmurlu havalarda. Velhasıl şimdi yatışa geçiyoruz.
sabah ola hayrola başımıza bir şey gelmezse yeni yollarda görüşürüz. Hadi bakalım. Ya nasip.